Nutuk. Seslendiren Doktor Tamer Akça. ...64. bölüm. Ali Rıza Paşa Cumhuriyet kurulacağını keşfediyor. Efendiler, Ahmet İzzet Paşa'nın yazdığı nasihatnamenin ve buna verdiğimiz cevabın gözden geçirilmesi bir hatıramı canlandırdı. Milletçe bilinmesi ve tarihe geçmesi için onu da söylemiş olayım. Ali Rıza Paşa bir gün Ahmet İzzet Paşa'yı ziyaret eder. Sohbet sırasında aleyhimde olur olmaz bazı şeyler söyler ve bu dedikodulara önemli bir keşfini de ekler. Cumhuriyet kuracaklar, cumhuriyet diye bağırır. Doğrusunu isterseniz efendiler, Makedonya'da Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı orduları başkomutanı Ali Rıza Paşa'nın aslanlardan oluşmuş bulunan koskoca Türk ordularını bozguna uğratıp yok ettirdikten ve verimli Makedonya topraklarını düşmana terk edip bağışladıktan sonra devletin en kritik anında Vahdettin'in emellerine hizmet için gereken vasıfları kazanmış olduğuna ve bu ünlü ordular başkomutanının bu defada kendine en becerikli yardımcı olarak eski genelkurmay başkanını Harbiye nezaretine getirmeyi düşüneceğine olağan gözüyle bakılabilirdi. Fakat milli mücadelenin cumhuriyeti hedef aldığını bu kadar çabuk ve kolaylıkla sezip kavrayabileceğine hayran olmamak mümkün değildir. Efendiler, bana bu bilgiyi veren, bu hikayeyi bizzat İzzet Paşa'nın ağzından işiten ve şimdi içinizde bulunan ve çok değerli bir arkadaştır. Efendiler, Cemal Paşa 9 Ekim 1919 tarihli bir şifreyle heyet temsiliye ile yakından görüşmek üzere Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın yola çıkmasının uygun görülmekte olduğunu bildirdi. Fakat Salih Paşa biraz rahatsız olduğu için görüşme yerinin mümkün olduğu kadar yakın olması ve İstanbul'dan deniz yoluyla hareketinin yerinde olacağını düşünüldüğünü belirtildikten sonra heyeti temsiliyeden kimlerle ve nerede görüşüleceğinin tasarlandığını sordu. 10 Ekim'de verdiğimiz cevapta görüşme yeri olarak Amasya'yı tespit ettik. Görüşmek üzere heyeti temsiliyeden benimle birlikte Rauf ve Bekir Sami Beyler gidecekti. Bunu da bildirdik. Salih Paşa'nın İstanbul'dan hangi gün hareket edeceğinin ve Amasya'ya ne zaman gelebileceğinin gün ve saatinin de bildirilmesini rica ettik. Efendiler, memleketin her tarafında milli teşkilatın genişletilmesi ve köklendirilmesi çalışmalarına devam ediyorduk. Aynı zamanda milletvekili seçimlerinin yapılmasını sağlamaya ve çabuklaştırmaya çalışıyorduk. Bu konudaki görüşlerimizi gerekenlere de bildirerek bazı kimseleri tavsiye bile ediyorduk. Ancak cemiyet adına aday göstermemeyi prensip olarak kabul etmemekle birlikte milletvekili olmak için başvuranların Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ilkelerini ve kararlarını benimsemiş kimselerden olmasını yürekten istiyor ve bu gibi kimselerin cemiyet adına kendiliklerinden adaylarını koymaları gerektiğini de ilan ediyorduk. Milli davaya hizmet eden memurların birer sebep uydurularak nakledilmesi ve yerlerinin değiştirilmesi, milli davaya karşı oldukları için millet tarafından kovulan memurların da memurluk sıfatlarının korunmaya devam edilmesi yüzünden bazı yerlerden yeni kabineyle uyuşmanın ne demek olduğunun anlaşılmadığı yolunda sitem ve şikayetler gelmeye başladı. Bu hususu 11 Ekim'de Cemal Paşa'ya yazarak kabinenin dikkatini çekmek istedik. Bir de efendiler, bilirsiniz ki İstanbul'da Askeri Nigahban Cemiyeti diye bozguncu bir grup türemişti. O zamanki bilgilere göre bu grubun başında bulunanlar Kiraz Hamdi Paşa, hırsızlıktan dolayı ordudan kovulmuş Kurmay Albay Refik Bey, eski Halaskar grubundan Binbaşı Kemal Bey, eski Bandırma Sevkiyat Başkanı Topçu Binbaşılarından Hakkı Efendi ve daha bu dernekle ilişkisini kesip kesmediği bilinmeyen ve ordudan atılmış bulunan Kurmay Binbaşı Nevres Bey gibi çeşitli yolsuzlukları yüzünden ordudan atılmış yahut da emekli edilmiş bulunan kimselerle ahlaksızlıklarıyla tanınmış az sayıdaki kimselerden ibaretti. İşte bu dernek İktam Gazetesi'nin 23 Eylül 1919 tarih ve 8123 sayılı örneğinde bir bildiri yayınlamıştı. Dernek bu bildirisiyle kendilerine vatan ve milletin bekçisi süsünü vermek istiyordu. Cevat Paşa'nın Harbiye Nazırlığı zamanında bu dernek hakkında kovuşturmaya başlanmıştı. Değişikliklerden dolayı arkası kesildi. Böyle bir derneğin varlığı ve faaliyeti ordu mensuplarının sinirlerini geriyordu. Heyeti temsiliyeye başvurular başlamıştı.
12 Ekim 1919 tarihinde Harbiye Nazırı Cemal Paşa'dan kendi başarısı bakımından bu fesat yuvasının kökünden sökülüp atılmasını ve mensuplarının şiddetle cezalandırılmalarını ve bu yoldaki işlemlerin orduya bildirilmesini rica ettim. Cemal Paşa'dan 14 Ekim'de aldığım "bu kesin olarak kararlaştırılmıştır" şeklindeki kısa ve kesin dilli telgrafı 15 Ekim'de bütün orduya özel olarak duyurdum. Fakat Cemal Paşa'nın bu kesin kararının hiçbir zaman uygulandığını hatırlayamıyorum.